Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çince cümlelere yeni kitaba başladık bildiğiniz üzere. 105'te kalmıştık. Wo arzu çü na nalila. Arzu neydi? Burada çocuk benim yani. Benim oğlum, erkek çocuk demekti. Çü gitmek, nali ne, neydi? Neresi? Na dördüncü ne olursa, yani şuradaki en solda ko olmazsa ne oluyordu? Oraya. Burada neresi olduğu için benim oğlum nereye gitti diye çeviriyoruz. Wo shang Narlı. Ha, nişan narlı. Burada arkadaşlar anlamında da yazıyor. Biraz da baktım. Şan narlı. Burada where have you been? Yani neredeydin? Gibi anlamı varmış. Şan'ın böyle bir kullanımı da varmış. Bunu da ben ilk defa öğrendim. Yani bu içerik bir önceki kitapta da böyle şeyler görüyorduk. Ama bu kitapta daha fazla günlük kullanımda olan şeyler var. Yani HSK'de kitaplarında mesela böyle bir şey yok. Ama günlük hayatta kullanılıyor demek ki. Çok basit ve kullanışlı bir cümle. Nişanlarla. İşte neredeydin? Nihu woma. Sen ve ben mi? İşte bir plan var mesela. Biri söylüyor. Senle ben mi gideceğiz? Gibi. Nihu woma. Sanyo hı. Fınsı yüye yü. Sanyo arkadaşlar. Burada Mart 3. ay. Hı fın ise hafif rüzgar anlamı var. Su yüye. Burada Nisan. Nisan'da ise yüye de neydi? Yağmur yağmak. Yani bu yine garip bir cümle ama işte 3. ay böyle hafif rüzgar olurken 4. ay ise yağmur yağar diyebiliriz. Peychang Zhongya. Zhongya önemli demek. Peychang neydi? Çok. Çok önemli. Woja dağlı ay. Ca aramak dağda neydi? Fiilden sonra geldiğinde o iş eylem tamamlandığını söylüyor. Yani arama tamamlanması bulmak demek yani. Ca da. Ca dağlı buldum. Neyi? Ay, aşk. Ben aşkı buldum. Gongzuo cahala. Yine burada ha fiilden sonra geldiğinde o fiilin tamamlandığını burada da yine bulmak demek. Gongzuo cahala. İş bulundu. Yani ben iş buldum. Wo ca bu da. Yine ca da bulmak. Ca araya bu gelirse ca bu da bulamamak demek. Ben bulamadım. Ni bu huyi ca bu da. Bu huyi yapamayacaksın. Ca bu da bulamamak zaten. İşte burada bulamayacaksın. Yok, bulamayacaksın olmuyor arkadaşlar. Burada cevabı da bulamak zaten. Bir de buhi'yi de olumsuz. İki olumsuz olumlu yapar. O yüzden burada hani bulmalısın. Çevirde de you can't miss it. Yani bunu kaçırmamalısın. Biraz garip cümle olmuş. Waimian jiuyo. Waimian dışarısı demek. Dışarıda var. Hani bir şey var mı diyorsun. Mesela dışarıda ama var diyebiliriz. Wishing. Hayır olmaz. Woyo gongza. Benim işim var. Bi wo zuo de ha. Bi burada karşılaştırma. Wo ben, benden zuo de ha. Yani daha iyi yapıyor. Bi wo zuo de ha. Better than I do. Benim yaptığımdan daha iyi. Ni zuo de hun ha. Sen yapıyorsun. Yine baktığı fiilden sonra de var. Hun ha. Çok iyi yapıyorsun. Yani yaptığın iş neyse. Chu zuo jiu bushing. Jiu shing la. Hani burada jiu shing. Yani that's it gibi düşünebiliriz. Çünkü git ve yap olur. Yani gidip ve yapman gerekiyor gibi de düşünebiliriz burada. Yani biraz daha açıklayıcı olmak gerekirse işte siz bana bir tavsiye istiyorsunuz. Ama yani yapımı da çok basit. İşte şunu nasıl yapayım? Yani git ve yap. Yani bir taktiğe gerek yok. Çüdüzo, ciuşinle. Gidip yap. Olur. Ya ama açıklamak gerçekten zormuş yani. Jiu Bir bu zo da ha. Yine bunu çevirmiştik zaten. Benden daha iyi yapıyorsun. Ni zo da hın butsu. Yine ni zo da hın ha ile aynı anlamda. Hın butsu yine çok iyi demek. Çok iyi yapıyorsun. Wobushing. İşte ben yapamam. Yine olumsuzluk var. Wozo bu da. Burada duza da hani yapıp bitirmek. Ben işte bitiremedim. Ya burada I couldn't do it olarak da çevirmiş. Woyo, how do gongzuo? Yaozuo. Woyo, ben sahibim. How do arkadaşlar burada iyi değil. Bir de how'un böyle çoğu how do gelirse mesela burada çok fazla anlamında. Gongzuo burada çalışmak değil, iş isim olarak kullanmış. Çok fazla işim var. Nasıl işim? Yaozuo. Buradaki yao da need, gerekmek anlamında. Duzo da yapmak. Yani yapılması gereken çok fazla işim var diyor. Chuanji, zuozuo.
Burada şu an giymek, erci geliyor ve daha sonra da bir fiil geliyorsa arkadaşlar, bir şey yaparken bir şey yapmaktan. Mesela hıcı ça liyatiyen, mesela hı içmek, hıcı ça derseniz çay içerken işte gınpın liyatiyen arkadaşla muhabbet etmek. Burada da çuancı giyinirken yürüyor. Mesela işte montunu giyerken yürümek gibi düşünebilirsiniz. Havlı vodu zola. Havlı işte tamam. Vod burada arkadaşlar do değil they diye okuyacağız. They have to anlamı var. Must. İşte ben burada ayrılmalıyım. Tamam, ben ayrılmalıyım. Vod zo. İşte ben gideyim, ben ayrılayım. Vomaşang zo. Ben hemen, ha ben işte gidiyorum, hemen gidiyorum gibi düşünebiliriz. İşte, işte annen aradı, neredesin? Wo maşam zo. İşte hemen ayrılıyorum. Ni maşam ciu çuma. İşte sen hemen gidiyor musun? Ming tian wo ciu ya zola. Yarın işte benim ayrılmam, gitmem gerekiyor. Wo shangban zo da yuan ba. Ni shangban burada işe gitmekti. Zo yürümek. Kullanmak daha mantıklı burada. Dı çünkü geliyor. Yüyen de uzak. Yani sen işe çok uzak, uzun mesafe yürüyerek mi gidiyorsun? Yani iş yerin uzak mı demek istiyor. Niye zorla? Bu. Sen burada işte ayrılmak mı istiyorsun, gitmek mi istiyorsun? Hayır. Ni bunun zor. Sen gidemezsin. Wo ya zola. Ben işte gitmek istiyorum. Bu şey olmaz. Wo fei chang zo. Ha, burada fei chang değil, fei dei. Burada fei dei'nde arkadaşlar ilginç şeyle yine ilk defa görüyorum. Yine must anlamı almış. Burada zaten kullanmış. Yani dei tek başına da gerekmek anlamında. Fei dei de aynı şekilde. İşte ben burada ayrılmam, gitmem gerekiyor. Wo jing ya zo chu mun chu. Burada jing ya arkadaşlar just, hani bir şey yapmak üzereyim. Burada zo chu chu mun exit arkadaşlar, çıkış. Ya ben tam çıkışa gitmek üzereyim gibi çevirebiliriz. Chuanji shifen the tea. Burada the tea'nin arkadaşlar böyle uygun anlamı, duruma uygun anlamı var. Shifen da neydi? Burada çok anlamı vardı. Yani çok uygun. Burada bir şekilde giyinmek diyebiliriz. Şımma, nali. Şımma ne? Nali, nerede? Wo song ni chu. Song burada arkadaşlar pay de kullanılır. Eşlik etmek demek. Ben senin gitmene eşlik edeyim. Sana eşlik edeyim. Şımma ne? Burada çok garip cümleler var ya. Ca şımma ne arıyorsun? Şımma ne? Bu ya. Don't. Hayır. Nina gın wo lai ma. Sen benimle birlikte gelebilir misin? Wo ya gınca da nali gınca ni. Burada yine garip bir cümle var arkadaşlar. Şöyle güzel bir kelimemiz var. Gınca arkadaşlar. İkisini de bildiğimiz kelimeler. Follow, takip etmek anlamı varmış. Mesela wo gınca ni. Burada seni takip ediyorum. Burada ya da istemek diyebiliriz. İşte nereye takip etmekten diyor. Burada işte nereye gitmek istiyorsam gınca ni. Böyle bir kalıp var mı bilmiyorum. Ama bu cümleden gıncıyı öğrenmiş olalım. Yine arkadaşlar burada da çok garip cümleler var, farkındayım. O yüzden siz de bireysel olarak çalışırken yani böyle her cümleden tam bir anlam çıkarmayın. Zaten biz bu kitabı bir de hızlı ilerleyeceğiz zaten. Bu kelimeleri, karakterleri iyice öğrenmek için kullanacağız. Sonrasında HSK 5'e, 4'e kadar şu anki videoları izleyerek 4'ü geçebilirsiniz. Geçen arkadaşlar da var hatta. Ben de geçtim. Aynı videoları çekerek başka bir şey yapmadım. 5 için özellikle yani buradan bunlar hazırlanıp direkt HSK 5'e girmeyeceğiz. HSK 5 için de güzel hazırlanmış böyle kitapları bulup onun videosunu da çekeceğim. Yani burada amacımız karakterleri iyice pekiştirmek. Yani güzel cümleler de var ama kötü cümleler de var. Bunu kabul ederek kitaba devam etmek lazım. Şey de so zeysha. Bak burada arkadaşlar yine şu d'yi yanlış kullanmış. Ya bu yapılmayacak bir hata aslında. Bu sahiplik kek olan d vardı. Kimin? Tsuo burada hata demek. Düzey en, şao da az. Yani kimin hatası en az. Bak doğru çevirmiş. Ama bu d kullanılmıyor arkadaşlar. Diğeri göstermiştim bir önceki videoda.
Neyi düzey ha? Dım da ming tia. Sen en iyisi düzey ha. Düzey en. Ha iyi. Sen en iyisi. Dım da yani dım bekle. Ming tia yarın. Sen iyisi yarını bekle diyebiliriz. Düzey duo li guye. Düzey duo burada en fazla liu guye. Yiye neydi? Ay. 6 ay. En fazla 6 ay. İşte ne kadar sürer falan diyorsunuz. O da en fazla 6 ay diyor. Şey. Xiao da düzey ho. Şey. Xiao da düzey ha. Bak süper cümle. Kötü dedik. Ama bomba bir cümle geldi. Şey kim? Xiao burada gülmek demek. Düzey ho. Ho sonra demek. Düzey ho en son. Yani en son gülen. Şey. Xiao da düzey ha. Düzey ha da en iyi. Yani son gülen iyi gülersin. Direkt Çincesi. Bunu öğrenebilirsiniz. Şey xia da zhe ho. Şey xia de zhe ha. İngilizcesi de who loves best, who loves last. Ha, he loves best, who loves last. Zhe ho de le. Burada bir de le var sanırım. De something. Zhe ho burada ne hani finally diyebiliriz yine. En sonunda. The burada arkadaşlar şey take obtain anlamı var. Almak edinmek. Disan Ming de burada yarışmalarda işte üçüncülük. Di Arming, Di Yiming mesela birincilik demek. En sonunda nihayet işte üçüncülüğü aldı. Şey Hui Xia Da Zhe Hona. Şey kim? Hui burada edebilir. İşte gülebilir. Zhe Hona. Kim en son gülebilir? İşte bu şakalaşma yarışması olabilir belki. Ni zhe ha dung da ming tian. Sen işte en iyisi yarına kadar bekle. Bunu çevirmiştik aynı cümleyi. Hayyo baba. Bir de babam var. İşte şunlar 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 var. Bir de babam var derken hayyo baba diyebilirsiniz. Hayyo fangzali. İşte bir de evin içi de var. And at the house. Tien hay zaona. Gün hay hala. Zaa orada erken demek. Yani gün hala erken. Erken saatlerde. Wo jide, hai jide, wo mu? Burada ma daha mantıklı. Bu genki mu böyle şarkılarda falan da oluyor. İşte jide neydi burada? Hatırlamak. Öğrenmemiz gereken güzel kelime. Hala beni hatırlıyor musun? Hayo, hındu, hındu. Hala çok fazla var. Hındu, hındu. Çok çok fazla. Johnny, işte seni arıyorum. Hay, hay Johnny. Ve hala sen varsın. Burada and you, and you. Çeviriler aşırı komik. Hay Johnny. Ha, burada hala aklımda sen varsın da getirebiliriz. Ni hay çuancı şey ima. Ni hay işte sen hala burada. Çuancı, çuan neydi? Giymek. Burada şey iyi şey cia uyumak iyi de elbise iyi fo işte uyku elbisesi yani eşofman falan diyebiliriz burada pijama işte pijamalarını giydin mi? Wohin kuai jiu lai işte ben hızlı bir şekilde hemen geliyorum. It won't be long işte çok uzun sürmeyecek diye çevirmiş burada. Wohin kuai ben çok hızlıyım. Yani burada hızlı olacağım. Gelecek zamanlar şey yapmış. Kuai shi huan wa. Hemen benden hoşlandı diyebiliriz. Hai bu kuai zu. Ve burada hai just olarak çevirmek daha mantıklı. İşte bu kuai. Kuai hızlı, bu kuai da yavaş. Hızlı değil. Zu da yürü. Hani yavaş yürü. Hızlı yürüme. Wohin kuai chulai. Ve hemen chulai dışarı çıkma. Hemen geliyorum. İşte mesela dışarı, evin dışında arkadaşınız sizi bekliyor. Wohin kuai chulai veya wo maishan. Maishan da çok kullandık. Maishan chulai diyebilirsiniz. Shangchi arabaya binmek. Shangchi kuai kuai. İşte hemen arabaya bin, arabaya bin. Hızlı hızlı. Nın Çincesi. Yine aynı. Butsu yochushi. Bu da güzelmiş arkadaşlar. Baktım. Butsu fena değil yani. Güzel demek. Yochushi. Burada hani umut vaat etmek anlamı var. İşte güzel umut vaat ediyor. Yochushi. Çinlin bang wo guman. Çin burada lütfen. Nin siz bang wo guman. Burada bang guman yardım etmekti. İşte bana yardım
edin lütfen diyor. Qingwen, burada affedersiniz. Nin hı shimu cha. Affedersiniz. İşte bu garson müşteriye sorduğu bir soru. Nin siz hı içmek shimu cha. Hangi çayı içiyorsunuz? Hayo, hala var. Qing ni bu ya? Burada işte Qing lütfen ni bu ya? Bu ya burada don hani bir şey yapıyorsan mesela burada please stop lütfen durun veya işte gidiyorsan gitmeyi kes. Bir şey yapıyorsan onu yapmayı bırak diye çevirebiliriz. Qing na zo ni du shu. Qing lütfen na zo na al ve zo git. Neyi? Ni de bak yine buradaki şu dılar hep yanlış kullanıyor arkadaşlar. Burada tekrar yazayım. Şu da olacak. Yanlış öğrenmeyin. Bu da yanlış burada. Ni de şu. Sahibi kekini bu da veriyor. Bu çok önemli. Ya böyle bir hatayı nasıl yapıyorlar anlamadım. İşte lütfen bu kitabınızı alıp gidin. Qing ban ban wo. Lütfen bana yardım edin. Qing gun wo du. Lütfen gun wo. Benimle birlikte du. Okuyun. Bunu öğretmen diyebilir. İşte benimle birlikte sesli okuyun. Watching Fangla. Qing Jia'lı pardon. Bu arada Qing Jia yine bir kalıp bunu öğrenmiştik. İki güç kelimesi falan da olabilir bu bilmiyorum. İzin istemek. Bir iş yerinden patrondan izin istemek anlamına geliyor. O Qing Jia'lı. Ben izin istedim. Qing Zuo. Qing Zuo. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Qing Zuo Ha. İşte yine burada lütfen oturun diyebiliriz. Hama olur mu? Zaşan ha günaydın. Çingzo lütfen oturun. Burada Zuzo eklendi herhalde. Çing maşanla lütfen maşan hemen lay gelin. Hama olur mu? Wo fei chang ai ta. Ben çok fazla ay sevmek ta o. Ben onu çok seviyorum. Ni bi bu şang ne? Ha, ta bi bu şang ne? Bu da güzel bir kalıpmış arkadaşlar. Bi bu şang burada karşılaştırılamaz anlamında. Ta bi Buşan ne? Burada zaten birlikte yazmış. Seninle karşılaştırılamaz. O seninle karşılaştırılamaz. Bir Buşan ne? Bak yine çok güzel şeyler karşısına çıkıyor. Ta dağlı Mınko. Mınko burada gate. Yani kapı. İşte mesela okulun kapısı diyebiliriz. Yani böyle işte büyük binaların kapısı veya bir alanın, parkın kapısı için kullanılıyor. İngilizce'deki gate'in. Mesela doğrudan ziyade gate'in karşılığı. İşte o bu kapıya vardı. Tam maşan cirda. O işte hemen varıyor, hemen geliyor. O dağlı didi yeh dotsu. Daha burada yine hit dövmek anlamı var. Didi de erkek kardeş. Ben erkek kardeşimi. Hın dotsu. Tısı burada kere demek. Times. Hın do çok fazla kez. İşte küçük erkek kardeşim dövdüm. Ona vurdum diyebiliriz. Wo fei chang xi huan ta. Ben onu çok seviyorum. Fei chang ai ta. Kullanmıştık zaten. Tahoyu Gaosu ni zoshima. Tahoyu burada will yani gelecek zaman olarak Gaosu anlatmak o sana anlatacak söyleyecek neyi? Zoshima ne yapacağını o sana anlatacak. Ta Gaosu o bana anlattı anlatacak. Ta Gongzo de Hunbutsu o çalışıyor. Bak burada d doğru kullanım. Fiilden sonra bu d kullanılıyor arkadaşlar. Hunbutsu çok iyi. O çok iyi çalışıyor. Ta Gongzo Hunshin. Burada da yine Shin arkadaşlar efektif böyle etkili yani anlamı var. Evet anlam falan da vardı zaten. Ya yani burada da o çok etkili çalışıyor diyebiliriz. Ta hı da hındua. Hı burada içmek. Yine burada da doğru kullanım. O hındua çok fazla içiyor veya içti. Ta hı duola. Yine o yine çok içti. Aynı anlamda. Ta hı layla. O geri geldi. Ta uyuye Ciha Huilai. O işte 5. ayın yani ne oluyor? Mayıs'ın Ciha 9'unda Huilai. Geri geldi. Ve geri gelecek. Ta Maşang Cida. O hemen varacak. Ta Dağlı Mınko. Ya bir de arkadaşlar şu tarih vermiş de burada gelecek demek daha mantıklı. He is coming. O geliyor. Yani geldi olsaydı burada lı falan olurdu. Onu da söyleyeyim kafanız karışmasın. Şimdi burayı çevirdik. Ta Dao Le Mingke o kapıya geldi. Wo
Cibudu. Burada cidi neydi? Hatırlamak. Cibudu hatırlayamamak. Neyi? Tadı. Ne yazık ne burada dı'yı yanlış kullanmış. Tadı means onun ismi derken bu da değil arkadaşlar. Diğeri yazmıştım. O işte ben onun ismini hatırlayamadım. Tienna. Tienna burada oh my god aman tanrım. Ta'layla o geldi. Ta wenwo chuna. O bana sordu nereye? Çü gitmek na. Hani burada na'nın Ali nar gibi düşünebiliriz. Nereye? O bana nereye gideceğimizi sordu. Çingzu, Çingzu. Lütfen oturun, lütfen oturun. Ta gongzu da Duzeysha. O çalışıyor. Nasıl çalışıyormuş? Duzey en, şa da az demek. En az çalışıyor. Ta duşu, dudu, şeycalı. Du burada okumak arkadaşlar. Şurada kitap. O kitap okuyor. Yani dudu öyle bir okuyor ki şeycalı, uyumuş. Ya yani burada işte kitap okurken uyumak, yani uyumuş onu anlatıyor bu cümle. Ta Şinçesi Şivişi. Şinçesi Perşembe günü Şivişi. Burada dinlenmek demek. Ama burada mesela bir iş yani çalışan bir insan için söyleyecek olursak burada tatil. Yani Perşembe günü tatil dinleniyor. Wohun Shihuanta. Ben onu çok ondan çok hoşlanıyorum. Ta Şinçesi Şivişi yine çevirmiştik. Ta Dao'da Hınza. O vardı ama dı var. Nasıl varmış? Hınza. Burada çok erken varmış. Talay Cao Gongzo. O geldi. Ne için? Cao look for aramak. Gongzo iş. O iş aramaya geldi. Tadzolma. O ayrıldı mı? Gitti mi? Nigıncı. Ta bir gıncı. Wohadol. Burada gıncı neydi arkadaşlar? Follow. Takip etmek. Sen onu takip ediyorsun. Bir yine karşılaştırma var. Gıncı wo. Yani onu beni takip ettiğinden Hadoğlu daha fazla takip ediyorsun. Veya takip ettin. Ta'laydı Cinha. Burada Cinha tam böyle zamanında. Tam o zamanında geldi. Daha öncesinde çevirmiştik böyle bir şey. Wo Rinchul Lita. Rinchul da burada yine recognize anlamı var. Mesela rındı da vardı. Şuradaki nerede? Ha, şu dı kullanmıştık. O da yine tanımak, çıkarmak demek. Ben onu tanıdım. Wo'nun kançulay. İşte ben burada görebilirim. Kan çuan şımmalı. İşte bakmak, çuan giymek, şımmı ne? İşte ne giydiğine bakmak diyebiliriz. Kendi dağma. Burada yine kendi dağ. Görmek demek. Gördün mü? Voya tahakan. Ya burada istemek demek. Yani şey an da olabilir. Voya ta. Ondan istiyorum. Hakan. Hakan da burada hani güzel gözükmek. Güzel anlamında. Şey diyebilir işte ben ondan güzel gözükmesini istiyorum. Kanşan çibutsa. Bu arada kanşan çöde isims yani looks like gibi düşünürüz. Yani gözüküyor. Butsa da güzeldi, iyiydi. Yani iyi gözüküyor. Ken bu çulay. Burada da işte göremiyorum. Kençolay. Görmek anlamında. Vallahi kankan. İşte ben bir gelip bir bakacağım. Bakmaya geldim dedi diyebiliriz. Vokan Nihunman. Ben işte görüyorum ki man neydi burada? Yoğun. Çok yoğunsun. Çok yoğun olduğunu görüyorum. Kankan Cao Dağlı Şımı. Kankan bak. Cao Dağ neydi? Bulmak. Cao Dağlı buldu. Şımı da ne? İşte ne bulduğuma bak diyebiliriz burada. Takancı şu şecalı. Yine o kitap okurken bak burada fiilden sonra c var sonra bir daha fiil var. Kitap okurken uyudu. Bir şey yaparken bir şey yapmak. Bu c'nin böyle kullanımı var. Vohui kankan nın bunun bangşan var. Vohui kankan bir bakacağım yani bir düşüneceğim de diyebiliriz burada. Nın bunun edebilir miyim? Burada bangşan var neydi? Yardım etmek. İşte yardım edip edemeyeceğime bakacağım. Taşihuan Kayçiçi. Burada çiçi araba demek arkadaşlar. Kayda sürmek. O araba sürmeyi, araba kullanmayı seviyor. Çin Kaylımın Buguan. Çin lütfen Kaylımın. Burada kapıyı açın. Buguan. Guan da kapatmak. Burada kayı açmak demek arkadaşlar. Kapıyı açıp bırakmayın.
Ya burada arkadaşlar Çin değil ben şey kim anlamında kimmiş ben yanlış okudum. Burada da anlam değişiyor direkt. Şey kaylımı. Kapıyı kim açtı? Bu Guan kapatmadı. Yani burada kapıyı kim açık bıraktı diye soruyor. Tamamen farklı yani. Ta Kaiçi Hın Kuay. Burada Kaiçi neydi? Araba kullanmak. Hın Kuay çok hızlı. O arabayı çok hızlı kullanıyor. Burada D da bu da doğru arkadaşlar. Mesela Kaiçi kaydı. Şu D'yı kullanacaksanız neredeydi o? Yakınlarda yok mu ya? Burada da yok. Şu D'yı kullanacaksanız burada çığ arabadan sonra kullanamazsınız. Fiilden sonra olması lazım. Ama mesela burada kayçı dediniz. İşte burada da işte kayçıçı kaydı. Yani burada tekrar kay fiilini bir daha kullanabilirsiniz. D'yı kullanmak için. Onda bir sorun yok. Yani buradaydık. Şimdi Zokay. Zokay arkadaşlar burada hani get off. Hani defol gibi bir anlamı var. Woman cına. Ben yoğunum. İşte defol yani çekil başımdan git başımdan. Defol biraz daha kaba oluyor ama. Yani tonunuza çok tonunuza bağlı orada. Ses tonunuza. Woman cına. İşte ben yoğunum. Yani git yanımdan gibi diyebiliriz. Yine burada Wohenman. Yine git başımdan ben yoğunum çok yoğunum. Çin Zokay işte lütfen gider misiniz? Bak, bu arada Çin ekleyince değişiyor. Wohnman ben çok yoğunum. Ta Shi Huan Kaiçi o araba kullanmayı seviyor. Wo Chu Kaiman işte ben gidip kapıyı açayım. Kaiman'ın kapı açmak. Ya Wo Kaiçi Song Nima. Ya işte istiyor musun? Wo benden. Kaiçi araba kullanmak. Song burada neydi? Pay ile aynı anlamdaydı işte accompany eşlik etmek ni sen yani sana araba kullanarak benim bir arabam var işte arabamla seni götüreyim mi sana eşlik edeyim mi wo budu bu hı ta fınkayla budu budu arkadaşlar have to yani must anlamı var ne yapmalıyım hı ta onunla fınkaya ayrılmak demek işte ben ondan ayrılmak zorundayım. Zorunda kaldım da diyebiliriz. Zokay yine git başımdan. Vamancını ben yoğunum. Bangshou Jiu Yalayla. Yine burada arkadaşlar Bangshou'nun hem fiil kullanımı var hem de isim kullanımı anlamı falan da var. Mesela Bangshou burada yardım edici, yardım eden kişi anlamında da kullanılıyor. Yardım etmek için de kullanılıyor. İşte burada yardım eden Shou neydi? Tek başına el anlamı vardı. İşte burada yardım Jiyo ya Lay da bir şeyin geliyor olması, yaklaşıyor olması. Yani burada yardım geliyor. Burada help is on the way olarak da çevirmiş zaten. Hayo Igu Shinchi Igu Yue. Burada hala varmış. Igu Shinchi bir hafta veya Igu Yue. Hala bir hafta veya bir ay var diye çevirebiliriz. Ni iyi niyen bi iyi niyen halkan. Burada arkadaşlar iyi niyen bi iyi niyen işte yıllar yıllar yani her yıl geçtikçe Halkan da güzel. Yani burada sen işte yıllar geçtikçe güzelleşiyorsun gibi bir anlamı var. Tianzi Diha. Burada bu bir kalıpmış arkadaşlar baktım. Tianzi Diha bir numara. De mesela işte Ni Tianzi Diha. Sen bir numarasın. Güzel bunu yani basit karakterler ama güzel bir kullanım var. Tianzi Diha. Di ha. Wonen hı ikoma. Burada ko burada hani ağız yani yudum diyebiliriz burada. Hı neydi? İçmek. Ben bir yudum içebilir miyim? Burada yudum da sip demek zaten. Çiyen önce ho sonra. İtiyen de bir gün. Bir gün önce bir gün sonra. Ciyo ihu. Burada hani birazdan. İşte bir şeyiniz mi yapacaksın? Hemen birazdan yapıyorum. Ha ha kaniken. Kaniken burada bakmak yani iyi bir şekilde bak. İncele. Take a good look. Chen itian wanshan. Burada bir gün akşam yani bir akşam diyebiliriz buraya. Öncesinde. Chen itian shang igu xingqi. Burada Chen yani bir gün öncesinden veya Shang Igu Xingqi. Burada Shang Igu Xingqi neydi? Geçen
haftaydı. Şang Yixing için işte bir hafta öncesi diyebiliriz. Qing Deng Yihui. Yihui burada biraz da. Lütfen Deng da beklemek. Lütfen biraz bekleyin. Deng Yidong. İşte hemen bekleyin. Biraz bekle. Voya Shangchi. İşte ben arabaya bineceğim. Otobüse bineceğim. Yani burada Shangchi işte otobüse binmek gibi düşünebilirsiniz. Kendiniz araç varsa o aracı kullanıp yani sürecekseniz Kaiçi diyorsunuz arkadaşlar. Shangchi'da siz araba kullanmıyorsunuz. Bu taksi olabilir, otobüs olabilir. Shao Deng Yihui. Shao burada biraz, işte biraz bekle diyebiliriz. Burada Shao biraz garip olmuş. Jiu Iguanshan, işte bir akşam. Ta Xie De Yishou Haozi. Burada ta o şey yazmak. Şimdi yine fiilden sonra d var. İşo arkadaşlar burada beceri anlamı falan da var. İşte burada tekerle yazmak. Yani işo oradan geliyor. Ha iyi. D da burada karakter. Yani kısaca yani cümle o iyi yazıyor yani el yazısı güzel anlamına geliyor. Burada he has a good handwriting. Shang Xingqi iyi. Shang neydi? Geçen. Xingqi pazartesi. Geçen pazartesi demek. Yixingqi bir hafta. Yixingqi yine aynı. Nixingqi iyi. Lai hao, sen pazartesi günü gel. Olur mu? İyi mi? Yi huir jiu yani birazdan olur. Xing olur mu? Yi arsan. İşte 1, 2, 3. Shangxingqi iyi. Geçen pazartesi. Ha ha kan yi kan. İyi bir şekilde bir bak hani bir incele. Wo yi huir jiu, ben birazdan geleceğim. Ha. Tamam olur iyi. Dun wo yihui. Beni biraz bekle. Benzer cümleler hep gidiyor. Wo ya chu chu yihui. Wo ya ben istiyorum. Chu chu dışarı çıkmak. Yihui biraz. Yani biraz dışarı çıkmak, hava almak istiyorum diyebiliriz. Qing ni dun wo yihui. Lütfen beni biraz bekle. Çevirmiştik zaten. Wo chu yihui jihui. Ben biraz çıkacağım. Sonra jihui. Sonra geri geleceğim. Yani bir hava alıp geleceğim. Yixingqi liu. Zavşan. Bir Şinşilyon'u cumartesi. Bir cumartesi Zavşan sabah. Sabahı. Bir cumartesi sabahı. Cao Igı Mafan. Burada Cao aramak ne arkadaşlar? Igı da bir tane. Ma burada at. Fan da Fangzı evden geliyor. Burada ahır demek arkadaşlar. Yani atların yaşadığı yer. İşte bir tane ahır bulun. Wo de Qing Yitian. Burada date de diyebiliriz. Dıcıya. Burada ilki şu day olacak arkadaşlar. Wo day. Ben yapmak zorundayım. Çince neydi arkadaşlar? İzin istemek. Itian da burada da bir gün. Yani ben bir gün izin istemek zorundayım. Diyebiliriz. Qianhou Itian. İşte bir gün önce, bir gün sonra. Wo igu. Jiu rindi talab. Wo iken. Bir bakışta rindi neydi? Recognize. Onu tanımak. Yani ben onu bir bakışta çıkardım diyebiliriz. Gongzu da Zhongwu. İş Zhongwu neydi? Öyle baktı tam. Öğleye kadar. İşte sürdü. Wo ılı. I burada acıkmak. Ben acıktım. Xingqi Shangwu. Shangwu da sabah demek. Pazartesi sabahı. Şöyle İ Shangwu. Yine burada. Shangwu işte sabah. Şeyde uyumak. Bir sabah boyunca uyudum. Yani Bursa'nın o işte böyle saat 10'a kadar falan gidiyor. Yani 10'lara 11'lere kadar uyumuş. U şey cao de hama. U burada hani öğlen. Jongmu'daki u. Burada işte kestirme. Öğle uykusu. De hama. İşte yani öğlen iyi uyudun mu diyebiliriz. Xingqi yi shengwu. Yine pazartesi sabahı. U şey yuhir. İşte biraz öğle uykusu. Uyumak, kestirmek diyebiliriz. Nian, yue, ri, hı, xingqi. İşte yıl, ay, gün ve hafta. Xingqi, hafta. Yige xingqi ri. Xingqi ri neydi? Pazartesi. Pazar günü. Bir pazar. Xingqi ri, xixi ri. Pazar günü. Yine burada pazar. Xixi ri da işte burada off day. Hani xixi neydi? Dinlenme. Ri da gün. Dinlenme günü. Bu. Hayır. Wo ye bu. Ben de değilim. Ta bu huyi du ye bu huyi şi. Ta bu huyi du. Hem okuyamaz hem de bu huyi şi. Yazamaz. Yani okuyup yazamıyormuş. Dağlı i
Queer, ho. İşte biraz oynadıktan sonra bir oyunda bahsediyorlar. İşte daha mesela daha launch basket oynamak. Biraz basket oynadıktan ho sonra wo jiu de hun e ye hun ke. Ben hissettim. Hın ı çok aç ve hem de hın kı çok susamış hissettim. Na ye bu ya çü. Na hani burada neresi? Neresi olursa olsun bu ya çü. Gitmek istemiyorum. Yani hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bu. Hayır. Wo na ye bu çü. Yine aynı şekilde. Hayır ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Wonar ye bu çü. Yine aynı cümle. Nung işte olabilir. Ye bunu. Olabilir. Ya bunu olmayabilir. Şinçiru şu işi işte pazar dinlenmem. Bu voya bu hayır ben de değilim. İtien ye buça bir gün bile ça burada eksik olmak demek arkadaşlar buça olmamak yani bir gün bile eksik değil eksik olamazdı diyebiliriz orada. Voya aynı ben de seni seviyorum. Voya zola ben de ayrılacağım. Nerede kaç? 36 dakika oldu ama şurada 300'e tamamlamayı düşünüyorum. O yüzden hızlı gidiyorum. Yine hızımla ilgili aşağıya yazarsanız çok mu hızlı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz ona göre biraz ayarlarım ama hızlı ilerlemeyi planlıyorum genel olarak. Yo how'du, yo why'du. Bak burada yine bu da yanlış arkadaşlar. Diğeri olması lazım. Tabii ki. How'du burada iyi olan bir şey. Yani iyi olanı da var. Yo why'du, why kötü. Kötü olanı da var. Ye yo, bu how. Bu haydi. Hem de iyi veya kötü olmayana yani ortada olanın da var. Güzel bir cümle ama bu da yanlış. Wangshan ye haybutsu. Akşam da haybutsu. Butsu neydi burada? İyi. Akşam da iyi. Güzel, fena değil. Yo havdı. Ye yo çağdı. Yine burada aynı şekilde. İyisi de var. Çağ burada hani eksikten ya da kötü de diyebiliriz. Huay gibi düşünebiliriz. Kötüsü de var. Taşyalı çulay. O güldü. Yani bir anda kahkaha attı. Taçuancı dıti. Orada yine dıti neydi bu arada? Duruma uygun. Şu anda giymek duruma uygun giyindi. Ta hın kuay. Cüda. O çok hızlı bir şekilde vardı. Ta ığlı kığlı. O susadı, acıktı. Kığlı da susamaktı. Susadı. Ta ye ay ta arzı. O da onun arzı neydi? Oğlu. Oğlunu seviyor. Gaosu ta wo hui wan da. Gaosu ta ona söyle ki wo hui ben yapacağım. Wan geç demek. Da da varmak. Ona işte benim geç varacağımı söyle. Gaosu ta shunme. Ona ne anlatayım ne söyleyeyim. Shunme gun ta funshu. Burada boşluk var. Yani shunme ne? Burada öyle çevirmiş. Daha mantıklı çünkü. Gın ta funşo. Funşo burada ayrılmak. Yani sevgilisi mesela ayrılmak anlamında. Onunla ayrıldın mı? Ta hı duola. O çok fazla içti. Ta bu kuyu huylay la. O işte geri gelemedi. Wo jiedi jiutala. Bence o. İşte yani bir şey kim yapmış olabilirsiniz diyorsunuz. Böyle bir cümle kullanabilirsin. Ta ığlı kılı çevirmiştik. O acıktı susadı. Mingtian ta layma. Yarın o gelecek mi? Ta çuancına. O giyiniyor. Bir de fiilden sonra cı geliyorsa arkadaşlar. Tek başına bir de başka fiil falan yoksa. O eylemin tamlandığını yani şu an hala yapılıyor olduğunu. Yani şu an hala giyiniyor olduğunu anlıyoruz. Nı da bu anlam veriyordu. Çü git vın vınta. Ona sor bakalım. Bu hayır. Ni çü vınta. Sen git ona sor. İlginç ama kelimeleri biliyoruz. Ta hın şao vay çu. Hın şao çok az vay çu dışarıya çu git çıkmak. Yani o çok az dışarıya çıkar. Ta şı yo ba çiyo bu huyu layla. Bu arkadaşlar şöyle şı yo ba çiyo yani onda 8-9 yani %80-90 diyelim. Bu huyu layla. Gelmeyecek. Bir tahmin var burada. Shuyo baju mesela shuyo r mesela işte onda 2 %20 gibi düşünebilirsiniz. Burada %80-90 gelmeyecek. Tahın huishui. Huishui'nin arkadaşlar yüzebilmek anlamı varmış.
Yani burada Hun Hui şeyde çok iyi yüzebilir. She was a strong swimmer. O güçlü bir yüzücüydü. Hui Shui yüzebilir. Yani normalde yüzmek neydi? Yo Yong. Ta Wanshan Ye Shui Buha. O akşam da Shui Buha. Uyuyamadı. Yine 300 oldu arkadaşlar. 40 dakika. Bundan sonra böyle biraz daha hızlı ilerlemek için 200 cümleyi zorlamayı düşünüyorum. Çok yorgun veya zamanım işte kısıtlı olmadığı takdirde mesela 300'de kaldık. Bir sonrakinde şurada da şöyle bunu işaretleyeyim. Mesela 500'e kadar gitmeyi planlıyorum. Bu şekilde işte neydi 3400 cümle vardı 17 gün. İşte bir iki gün gitti 16 günde falan HSK1'i bitirmeyi planlıyorum. HSK2'de 10.000 cümle falan var yani eğer bu hızla gitmezsek böyle aylar yıllar sürecek hiçbir anlamı yok yani o kadar uzatmanın. Hızlı hızlı ilerlememiz lazım. Cümleleri bu arada dediğim gibi tekrardan buraya kadar izleyen arkadaşlar zaten gerçekten Çince öğrenmeyi kafaya koyanlardır. Bu kitabı önden de gidiyorsanız sadece böyle kelimeleri bu karakterleri sürekli gözümüze giriyor çünkü. Yani bu kitabı ben o amaçla hazırladım. Bir kelime eklendiğinde sürekli o karakterle ilgili cümleler görüyoruz. Yani bu şekilde bu kitap sayesinde karakterleri çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Daha sonrasında zaten bu direkt çizgi sınavına yönelik videolarını çekmiştim 4'e kadar olanı. O tarz bir kitaptan yine devam edeceğiz ki o sortiplerine falan alışalım. Yine bunu söyleyerek kapatayım. Yine sorunuz falan varsa yorumlara yazarsanız. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.